Herkese merhaba. 4-3 Çaykur Rize üstünlüğüyle sona eren Galatasaray Çaykur Rize maçının hakem kararlarını değerlendirmek için tekrar karşınızdayım. Çok fazla hakem konuşuldu, çok pozisyon vardı, çok hareketli bir maç oldu. Çok tempoluydu. Futbolcuların hataları, hakemlerin hataları, teknik taktik hatalar da mevcuttu maçta. Ama hakem kararlarını hızlıca değerlendireyim. Uzayacak gibi çünkü çok uzun bir liste var elimde. Çok da zamanınızı almayayım. Öncelikle maçın hakemi Volkan Bayarslan. Daha önce uzun yıllardır bu klasmanda üst klasman hakemi ama zorluk derecesi yüksek maçlarda görevlendirilemiyordu. Böyle bir şansı verdi Merkez Hakem Kurulu kendisine ama benim kanaatimce bu verilen şansı iyi değerlendiremedi Volkan Bayarslan. VAR'da da görevli Abdülkadir Bitigen vardı. Galatasaray'ın birinci golü öncesinde verilen serbest vuruş kararı doğru. Birinci gol öncesi bu serbest vuruş kullanılmadan önce Marcao'nun rakibine yapmış olduğu bir dirsek hareketi var. Rakibine yani kendine yer açmak için rakibinin boynuna dirseği dayıyor. Volkan Bayarslan'ın burada yapması gereken şuydu. Oyunculara giderek ben sizi görüyorum. Bu tür temaslardan uzak durun, kaçının diye bir uyarı yapması, proaktif davranması gerekirken bunu yapmaması büyük hata oldu ki daha sonra Luyendama'nın rakibiyle girmiş olduğu mücadelenin de önüne geçememiş oldu. Luyendama'nın rakibine yapmış olduğu müdahale ve rakibinin sağlıklı bir topa vuruş gerçekleştirememesi faul olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdu. Bunu değerlendiremedi ve devamında Galatasaray'ın golü geldi. Yani gol iptal edilip faulle oyunun başlaması gerekiyordu. Burada büyük bir hataya imza attı. VAR neden müdahale etmedi? Bu tür ikili mücadelelerde VAR'ın müdahale etmemesi gerektiği tavsiyesi var. Dolayısıyla VAR müdahale bu yüzden müdahale etmedi. Selim ve Etebo'nun bir mücadelesi var. Şimdi bariz gol şansı kriterleri ne diyor? İhlal ile kale arasındaki uzaklık diyor. Ceza sahasının yaklaşık 5 metre dışında yerde kaldı Etebo. 70 metre top sürdükten sonra yaklaşık 70 metre. Şimdi oyunun yönü kaleye doğru. Forvet oyuncusunun topu kontrolü sağlama veya kazanma ihtimali zaten top Etobo'da. Son kriterimiz de savunma oyuncularının konumu ve sayısı diyor. Şimdi Etobo'yu eğer düşürmeseydi Selim'i oradan kaldırsaydık Etobo bir hamle daha yapıp düzgün bir vuruş yaparak gol atabilecek durumdaydı. Yani bariz gol atma şansına sahipti. Dolayısıyla Selim'in Etebo'ya yapmış olduğu hareketin bariz gol şansı olarak değerlendirilip Selim'in ihraç edilmesi gerekecekti. Bu doğru olacaktı. Burada VAR'ın devreye girmesi ve hakeme izleme tavsiyesinde bulunması gerekiyordu. Çünkü hakem saha içerisinde bunun yorumunu yapamaz diyeceğim ama şöyle bir şey var. Gözlerden kaçmasın. Volkan Bayarslan saha içerisinde aslında bunu süzdü. Elini arka cebine götürdü. Kırmızı kartını çıkarmak için hamlesini yaptı fakat yan taraftan büyük ihtimalle yardımcı hakeminden gelen uyarı sonrası sarı kartına döndü. Yani ilk verdiği karar doğru olacaktı. Yardımcı hakemin yanlış müdahalesiyle yanlışa yönlendi. VAR'ın müdahale etmesi gereken bir pozisyondu. Son fotoğrafı mutlaka Volkan Bayarslan'a izletmeliydi. Burada bir kırmızı kart verilmedi. Çaykur Rize'nin kazanmış olduğu penaltı var. Yedlin'in sol eli açık, vücuttan genişliyor ve %100 doğru bir penaltı. Volkan Bayarslan'ın bunu net görmesine rağmen neden tereddüt ederek ta yardımcısına bakarak kararı verdiğini de aslında merak ediyorum. Kendisinin net verebileceği bir karar. Kaleye atılan bir şut olduğu için sarı kart doğru karar. Bunun için kırmızı kart bariz gol şansı yorumu yapanlar olabilir. Kaleci kalede olduğu için vurulan bu top bariz gol şansı olarak değerlendirilmez. Kafayla vurulan bu top bariz gol şansı olarak değerlendirilmez. Eğer kalede kaleci olmasaydı yapılan hareket bariz gol şansıyla değerlendirilip ihraç edilmesi gereken bir durum oluşurdu. Sarı kart doğru karar. Son maça aslında damgasını vuran kararlardan bir tanesi yine. Yedlin'de Mihal Akın penaltı veya işte daha sonradan dışarıya taşınan pozisyonu. Şimdi Yedlin'de Mihal Ak bir mücadeleye giriyor. Yedlin ceza sahası dışında Mihal Ak'ın ayağına bir darbede bulunuyor. Fakat aksiyon devam ediyor ve Yedlin de dengesini kaybederek ceza sahası içerisinde rakibinin ayağının üzerine düşüyor. Bakın bu ayağının üzerine düşmesi dikkatsiz hareket olarak yorumlanır.
aksiyon devam ettiği için ve daha sonra içeride yapılan bu müdahalede devamında olduğu için penaltı olarak değerlendirilmesi doğru olacaktı. Burada VAR'ın müdahalesi, VAR'ın müdahil olması yanlış. VAR'ın hakeme izleme tavsiyesi yaparak yorumu yine hakeme bırakması gerekiyordu. Dışarıdaki teması değerlendirip içerideki teması değerlendirmemesi büyük hata. Penaltı iptali büyük hata. Şöyle bir şey var. VAR protokolüne uygun değil. Futbolcunun uyardığını söylüyorlar Volkan Bayarslan'a ikinci sarı kart için. Ama Volkan Bayarslan dışarıdan bir yardım almadan, hakem arkadaşlarından yardım almadan ikinci sarı kartı göstererek oyuncu ihraç etmemeli. Böyle olması gerekiyor. Mutlaka dışarıdan müdahale almıştır. Ve VAR'da görevli hakemin Volkan Bayarslan'ı uyardığını düşünüyorum. Biz böyle algıladık. Ve VAR protokolüne uymayacak şekilde ikinci ihtarı göstererek Yedlin'e oyundan ihraç etti. Sarı kartlara VAR karışamıyor. Türkiye'de VAR protokolü doğru uygulanmıyor. VAR protokolünün doğru uygulanmaması VAR sistemi tartışmalarının ayyuka çıkmasına sebebiyet verecek ve IFAB, FIFA ve UEFA bir yaptırım uygulayabilir. Biz bu protokolü kafamıza göre kullandığımız için. Pozisyona tekrar döneyim. Pozisyon penaltı olarak değerlendirilmeli, sarı kart olarak değerlendirilmesi sonradan uyarıyla da olsa doğru ve ikinci ihtardan ihraç doğru. Volkan Bayarslan maçın içerisinde çok fazla hata yaptı. Sarı kart hataları yaptı. Maçın sonucunu edecek büyük hatalar yaptı. Tesir edecek büyük hatalar yaptı. Volkan Bayarslan'ın yapmış olduğu oyuncunun müdahalesiyle eğer vermişse ikinci sarı kartı kariyer açısından çok daha büyük sıkıntılara yol açacak. Hakemlik adına hoş olmayan şeyler yaşandı dün. Umarım Volkan Bayarslan kariyer açısından sıkıntı çıkmaz. Bugünkü yorum bu kadar. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum, sevinirim. Destek olmuş olursunuz. Anlık maç yorumları veya daha sonradan maç yorumları yaparak YouTube kanalıma yüklemeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.